Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme la ilme lana illa ma'allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve anfa'na bima allamtena ve zidna ilma. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'ah ve arinal batile batilan ve rzuqna ictinaba. وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اَمَّا بَعْدَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ Ramazan içi asrarul uzama, uluğlarının sırları diyen bir silsile derslerimizi okudik. Bu derslerimizde buradalar ümmetinin en uluğ kişileri bugün, sahabalar ve tabiinlerden keyingi davr kişiler hakkında yapardık. Kimler hakkında ders kıldık? Cafer-i Sadık, İmam-ı Avzai, İbn-i Mübarek, İmam Buhari, İbn Sina, İmam-ı Tabari, Fuzayl ibn-i İyas, Abdülkadir Cilani, Nuruddin Zenki, İmam-ı Nevevi, Leys ibn-i Sa'd. Bana şu uluğlar, ümmetini yükseğliğe çıkışıya hizmet kıyken, özlerini ismini İslam tarihinde katta bir harflerle yazıp getiren kişiler idi. Ana şu silsilamızı bugünge tayinlangan oxirgisi Abu Hamid Ghazzoli rahmatullahi aleyh. Abu Hamid Ghazzoli. Bu kişilerin ismini bilamiz. Ha ilmli odam bo'lgan, shu mo'v asrda yashagan. Umumiy ma'lumotni bilamiz, lekin ularning hayot haqidagi bir tafsilotlardan xabarimiz yo'q. Bu insonlar hayotini nima o'rganyapmiz? Tarix bir qator shunaqa bo'lgan ekan deb eslab qo'yish uchun emas. Bu derslerimizden közlegen maksadımız buradalar, takrar ettik. Ular adli adamlar bugün. Sahaba tabi'in bursa çünellik. Peygamberde körgen adam miydi başkaçı buladı. Peygamberde körgen adamı koridaki adam başkaçı buladı çünellik. Lekin bunlar keyingi asırlarda yaşayan adamlar. Üçüncü, törüncü, beşinci, altıncı asırlarda. Adli adamlar, bana şimdi bir ümmetinin yıldızları yaylanıştı. Ularda bana şu makamda yapıp çıkan sebepler var. Amiller var. Şu amiller, sebepler de onlar kılıçtı, yükselikke çıktı. Ümmetini peşkadamlık yapıp çıkıştı. Şu sebeplerde bize örgeneylik ve özümüzde tatbik kılıç hareket kılıyelik, bizde olmasa ballarımızdan çıkıp olar. Ballarımızdan olmasa nabirelerimizden çıkıp olar. Muhumu şu yükseklikke birinci kadamda biz taşa vereyelik. Abu Hamid Ghazzoli, Mücaddidü'd-Din, Hüccetü'l-İslam, Yahya ibn Şeref Ennevavi, İmam-ı Nevavi aytadı. Albatta Alloh taolo her yüz yılning boshida bu ümmet uchun uning dinini yangilovchi bir kishini yuboradi. Mücaddidü'd-Din, dinni yangilaydi. Buzu boshqatan qiladi emas. Odamlarga şu dinni ularda aqli yarasha qilib gapirib beradi. Odamlarda dinga qaytadan muhabbati uyg'onishiga sabab bo'ladi. Mücaddidü'd-Din her yüz yılda bitta mücaddid chiqadi. İmam-ı Nevavi aytadı. 5. Hicri asrını Mücaddidü'd-Din'i Abu Hamid Ghazzoli. İmam-ı Ghazzoli hakkında buradalar kısa yapırsak hem cüdüyem katta faydalar gibi olamız. O kişi özünün şahsiyeti de cüdü köp yakşı sıfatlarını camladı. O kişinin hayatını okubur yenirken biz o zatını bana şu mertebe yapıp çıkan sebeplerini görmemiz buradalar. Bu kişi adamlaki dinli yetkizişliğindeki acib üslubunu, acib maharatını görmemiz. Bu ümmetin tarihinde İmam-ı Ghazzoli yoşuyan adamlar buradalar cüdeyem nadir boyan. Abu Hamid Ghazzoli, İslam üstünlerinden, uluğ imam, yaşlılıklarını, yengiliklerini keşkülücü uluğ insan. İmam-ı Nisaburi aytadı, Ghazzoli ikinci Şafii idi. Yani ikinci asrının Mücaddidü'd-Din'i İmam-ı Şafii deyildi. Din yengilucusu. Şimdi 5. asırda Mücaddidü'd-Din'i bana İmam Nişapur'a ayet yaptı. Bu kişi 2. Şafii'ydi. Bilesin ama İmam Şafii hakkında ders ötkenimizde Peygamberimizin hadisini etkenimiz. Yani bana şu Abdülmuttalib uruğudan, bana Haşim uruğudan bir oğlum çıkadı, yeryüzünü ilimge tolduradı da yanıdı. Bana şu İmam Şafii'yi buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uruğudan bugün. İmam Ghazzoli'nin tolu ismi. Muhammed ibn Muhammed ibn Ahmed Tusi Abu Hamid Ghazzoli. O kişi hozirgi Mashhad, Irondagi Mashhadning
Tabaronida 450-yilda hijriy yilda dunyoga kelgan. Milodiy yil bo'yicha 1058-yilga to'g'ri keladi. U kishini ulg'ayishida, mana shunday bir maqom martabaga yetishligida bir ajib hissa bor birodarlar. Imom G'azzoliy o'zini zamonasining eng yetuk olimi bo'ldi. Birodarlar, Alloh taolo mana shu yetuklikni kimga yozadi, uni faqat o'zi biladi. Alloh kimni ixtiyor qilgan bo'lsa, shu bandasi oliy bo'ladi. Kimi bolasi bo'lishdan qat'iy nazar. Qarang, oddiy forslik odam bo'lgan bu kishi. Imomi Tabariyni fors dedik. Ha? Mana ulug' insonlarni qaradik, fors bo'lyapti. Bu yerda islomda millatda hech qanday ahamiyati yo'qligi shunda ko'rinadi. Agar iymon keltirgan bo'lsa, xolis Alloh uchun ibodat qilayotgan bo'lsa, demak, hammasi dinni xizmatini qilgan. Imom Zahabiy aytadi. Shayx G'azzoliy imom, bilimlar ummoni, islom hujjati o'z zamonasining mo'jizasi va islom zinati edi. Qaranglar, kimlar baho beryapti bu kishiga? Lekin shu Imom G'azzoliyda ham adashgan, munojada adashgan bu. Mana gapi noto'g'ri degan hozir ham bor ekan shunaqalar. Vaholanki Imom G'azzoliyga taqqoslab bo'lmaydi ularga baho ber ekan hozirgi yillarda. Faras qilinglar, 60 yil umr ko'rgan bo'lsa necha kun bo'ladi? 1 yil 365 kun. 60 ga ko'paytirib taxminan bilaylik-da. 20 ming bo'lyaptimi? Imom G'azzoliyni yozib qoldirib ketgan ilmini agar umriga bo'lsa, har kuniga bitta obshtetrat to'lar ekan. Har kuni bitta katta obshtetratni yozib ilm bilan qoldirib ketgan ekan. Biz har kuni emas, bir oyda bir bitta obshtetratchalik kitob o'qiymizmi? Yo'q. Lekin hozir ham bor ekan shunaqalar. Ha, bu o'zi ma'da adashgan. U kishini mana shunga bir oladi ayblovradigan odamlar haqida aytgan hikmatli so'zlari bor ekan. Yoqingiz o'sha istoba qildim deysiz. Xuddi hozirgilari bor bo'lgan ekan-da shu paytda ham. Forsning Tus deb nomlanadigan yeri. Bir kichkina do'kon. U yerda bir ummiy, savodsiz, ammo solih, taqvoli kishi jun yugurishlik bilan mashg'ul bo'lib o'tiribdi. U kishi o'qishni ham, yozishni ham bilmagan, ammo ilmga muhabbati qattiq edi. Tushunib turganingizda, bu kishi Imom G'azzoliyning otasi Muhammad. Ishini tugatardida masjidga borardi. Ilm halqasiga qo'shilardi, faqihlarning so'ziga quloq tutardi. O'zini ilmsizligidan afsuslanib yig'lardi va Alloh taolodan ilm ato qilishligini duo qilib so'rardi. Ammo yoshi o'tib qolgan. Endi o'zim ilmli bo'lamadim, hech bo'lmasa Alloh menga mana shunday bir olim bo'ladigan farzand bersin deb tinmasdan duo qilardi. Alloh taolo duosini ijobat qildi. Birodarlar, duo mo'minning quroli. Duo mo'minning quroli. Qayoqdan bilasiz qaysi duo ijobat topib qoladi, qaysi vaqtda? Shuning uchun mo'min odam duo qilishdan to'xtamasligi kerak. Eng yaqin odamingiz bilan bir bellashsangiz sport musobaqasida, yutkizib qo'ysangiz alam qiladi. Eng yaqin odamingizga yutkizib qo'ysangiz ham alam qiladi, ammo farzandingizga yutkizib qo'ysangiz mazza qilasiz. Insonda shu tabiati shunaqa ekan, farzandi undan o'zib ketishini xohlar ekan. Mana o'z ilmli bo'lmadimi? Endi bolam ilmli bo'lsin deb duo qildi. Ixlos bilan duo qildi, Alloh duosini ijobat qildi. U kishi faqihning majlisiga borsa, Parvardigor faqih farzand ber deb duo qilardi. Voizni suhbatida o'tirsa, Parvardigor va'z nasihat qiladigan voiz farzandi ber deb duo qilardi. Alloh duosini ijobat qildi. Alloh u kishiga ham voiz, ham faqih bo'lgan farzand ato qildi. Imom G'azzoliy tug'ildi. Bu jun yigirib o'tiradigan omi odammi? Alloh taolo ikkinchi o'g'il bilan rislantirdi. U kishi ikkinchi o'g'lining ismi Ahmad edi. Bu ham o'zini zamonasidagi ko'zga ko'ringan olimlardan bo'lib yetishdi. Mana endi ota duo qildi, Alloh shunday farzandni berdi. Hali bolalar balog'at ketmasdan turib, hali Abu Hamid G'azzoliy yosh bola ekan, Alloh taolo uni otasiga ajalni bitib qo'ygan edi. Taqdirida yo'q edi. Endi o'limini sezib, bu ota qattiq afsuslandi, chunki niyatlari bor edi. Bolalarim katta bo'lsa, yetalab olib borib ustozning qo'liga o'zim topshirsam, ilm o'qiganini ko'rsam, ko'zim quvonsa. Lekin Alloh taolo buni taqdir qilmagan edi. Vafot etishdan avval o'zini bir sufiy do'stiga olib borib, ikkala o'g'lini topshirdi. Topgan tutganini berdi, mana shularni o'qishiga, ta'limiga sarflagin deb. Vafot etdi. Endi Imom G'azzoliyda mana shu martabaga yetishiga birinchi sabab otasi.
dua kılıp soru yaptı, balam oğlum olsun de. Ve sebebini kılı yaptı. Toplayan az yine bir saatindeki nesanı dostuya verdi. Bu dostu ikili oğluya sarfladı. Ta şu pul tüye günüce. Ama pul tüye yeniden keyin iki balaya etti ki sılardı otaylar kaldırgen, sılardı maliyelerde özlerine sarfladım. Şimdi ben özüm ben fakir adam ben. Şu örgengen az yine ilmiyle kifaya kılıyorlar. Şimdi otaylar yoksa barıp, cünü girip, tırışçılık ötküzüyorlar. Ya ki menge hoşap sofu bolu ibadatla şugullanıyorlar. Ya ki falan madrasaya varıyorlar. Şu madrasa, şu talibi ilimleri özü infak kıladı. Demek ikinci amil boyaya sofi imam. İmam-ı Gazali de bana şunu mertebe geçirken. Üçüncü amil buradalar boyaya madrasa. Hakikaten madrasanın özünü şu talebelerine, muhtaç bulayan talebelerine sarflayan mablağı vardı. Bu madrasa buradalar hazırda mevcut. Damaşk'taki Umariye madrasası ve Muradiye madrasası. Hazıran var. Birincisi atası, ikincisi onu vasiyetini bacarken dostu, üçüncüsü madrasa, törtüncü amil buradalar ilim yolu da kılgen seferleri. İmam-ı Gazali ana şu seferlerini bir de acayip bir dersini aldı. Acayip bir dersini aldı. Kimden aldı deyin? Karakçıdan aldı. Karakçıdan. Fakihten olmadı, muhaddisten olmadı, Karakçıdan ders aldı. İmam Gazali yaşlıgı da ana yurtta da fikhini talim aldı. Sonra Cürcan'a sefer kıldı. Uyurdaki alımlarda kolu da talim aldı. Örgengen esasının hamasını daftarlığı yazdı. Ana şu seferden kayıtıp geri atıp yüge kervan bile bilek ederken kervan'a karakçılar hücum kıldı. Karakçılar kervan'da yıladı. Hamasını bağırıp burdunu tartu alıştı. Yani şu yanıdaki haltası ki kapı gelme, somkası gelme, ne diyemiz? Yanıdaki haltası ki daftarlarını savagen, karakçılar tartı av aldı, içi de bir nasıl vardı böyle. Şunda yaş İmam Gazali daftarlarını sorup yalanıştı başladı. Karakçılar da başlığı varıp durup, hiç nasıl mı soramayayım ben, şu haltamı verseler bu oldu, onda benim ilmim var dedi. Şunda karakçılarını başlığı etti ki, bu daftarlar sende yok olsa ilimsiz bu kalırken sende dedi. İmam Gazali aytadı, onun sözünü eşitip, menge doğru yolunu körsatış için Allah Azze ve Celle bu kişiye şu sözünü yapırtırdı dedim de ortamda kaytip gittim. Kaytip getip 3 yıl geçe bana şu yazgenin esasını hamasını yatladı kayttaptan okup. Bana şimdi İmam Gazali'ydi ilmi özü bile. Yanıp git adamı daptarlar, küyüp git adamı şimdi hiç kim bundan tartıp alamaydı. İmam-ı Gazali'ni bana şuna bir mertebe geçişe sebep bulardan bittesi bu İmam-ı Cüveyni'ye şagird bu genliğe. İmam-ı Cüveyni özünün zamanındaki en peşkadan alımlardan idi. İki haremliğin imamı idi. Bana şu ustazıdan doğrudan doğru ders aldı. İmam-ı Gazali'ye dek şagirdi barlıgiden İmam-ı Cüveyni fakirlenirdi. O kişinin dersi de buradalar 300'ye yakın talebe dersi alırdı. Bana şuların içi de İmam-ı Gazali'ni başka çeker aradı. Okulçuları yakarıp durup oraylarda en uluğuylar Gazali'yi de koyardı. Ustazı yok paytı da bana şu Gazali şagirdlerine ders otardı. Maktab aytardı ki bu ilim dengizi de koyardı. Ustazının nazarı çükenedi. Bana buradalar İmam Gazali ötkenige 800 yıldan köprağı vakti tuttu. 800 yıldan köprağı vakti tuttu. O kişinin kitaplarını haliyem oku falan yaptı Müslümanlar. Demek bu kitaplar asıl kitaplar. Çünkü 800 yılda sohtanasa kamasıdı. Demek İmam Gazali Nişapur'a geldi. Onda Nizamiye madrasasına koşuldu. O davrlarda buradalar bana şu ikide en katta madrasa bu Nişapur'daki Nizamiye madrasası ve Bağdat'daki Nizamiye madrasası vardı. Nişapur'daki madrasaya geldi. Bu yerde İmam Gazali usulul fiqh, İlmul kelam, akaid ilmlerini kibar ustazlardan öğrendi. İmam Gazali fiqhda, usulda, usulüddinde, mantık ve felsefe ilimlerde peşkadan bulup, özünü zamanıdaki ahli ilimlerde arasında közüye göründü. İmam Gazali, bana şu Nişapur madrasası da ustazı Cüveyni vefat etkin üçe türdü. Bana şu cihada üylendi, farzantlıyıp oldu. Sonra buradalar Nizamül Mülk'ünün muaskeri vardı. Bu Nizamül Mülk vaziridi. O kişi özü ilimli adamıdı. İlimli kişilerini hürmet kılardı.
Mana şu Nizomul mülkünü aldı da bugün kibar ulamalar bilen bahs kılıp, münazara kılıp ilmini körsetken eden ki Nizomul mülkünü İmam Gazzali'nin hürmeti el arası da yayılıp gitti. Yaş İmam Gazzali'deki bunca katta ilimde körgen eden ki vazir bana şu Nizomiye madrasası o kişinin muallim bol kılıp tayla koydu. 34'e kirgeni de 34'e kirgeni de özünün zamanasındaki en peşkadam camiyede, madrasada 34'e kirgen bolu muallim bol işleyen boldu. Yana şuhratı şuhrat koşuldu. Nizomiye madrasası da ders verirken İmamlı şuhratı şuhrat koşuldu. İmam Gazzali'ye fakat yine ahli ilimler mas, davlat ahılları ham, hüküm egeleri ham boyun eğdi. İmam Gazzali'nin meclislerden biri de buradalar 500'ye yakın bir oğlum adam oturup ders alırdı. 500. Her bittesinin ilmi eğer bitti şaharge tarkatılsa şaharda savatsız adam kalmaydı. Şu derecede ilmi katta. Şundan bir acip kısanat veririm bana hazır. Oturgenlerden bittesi turup etti ki ey imam hazır şam namazı da okuduk. Namazda okurken ayetiz. Estağfirullah. Kulle yevmin huve fi işen. O Allah her günü bir iş bir amalda. Hazır Allah nima bilan band dedi. Kulle yevmin huve fi işen. Ar-Rahman surası. İş amalda. Hazır nima bilan avara dedi. Mana shunday ilm egasi bo'lgan Abu Hamid G'azzoli o'ylanib qoldi. Qarang, o'ylanibdi. Bizda bilasizlarmi, o'ylanish bo'lmaydi. Bizdan so'ralsa, u darro javob beramiz. U mexanikami u, fizikami u, ximiyami, farqi yo'q. Iqtisodmi, siyosatmi, dinmi, farqi yo'q. Samolyot sozlikmi, mashina sozlikmi, farqi yo'q. Bizda doim javobimiz nima? Allah rahmet kılsın Abu Hamid G'azzoliydi. O'ylanib qopti qarang. O'ylab ko'ringlar shu narsani. Bilmayman deyish yarim yil. O'ylanib turdida ertaga javob aytaman dedi. Ertasi kuni javob kelmadi. Hali odam nima bo'ldi kechagi savolim? Ertaga aytaman. Ertaga aytaman. 3-4 kun o'tib ketdi. Xullas javob kelmayapti. Mana shuncha ilm egasiga. Shunda Robbisiga duo qildi namozda. 2 rakat namoz o'qidi. Peşenesini sacdaya koydu. Rabbisi'ye dua kılıp soradı. Şimdi tüşüde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Peygamberimiz onge karab soruçuya ait. Elbette Allah işlerini zahir kıladı. Yenge payda akıl mıydı? Bir kavmini kötaradı, başkasını düşüradı dedi. Uyganıp kursam oldu da kengi gün derske varıp durup cevabı teyir de kanali sabah sonra geldi. Türdü. Ne bana soruyoruz? Allah Teala Kur'an'da kulle yevmin huve fi işen. O zat her günü iş amaldadır. Bugün Rabbim nime bilen kaysi iştedir. Kaysi amaldadır oldu. Etti bu ege peygamberimiz ilişkin yaptı. Elbette işlerini zahir kıladı. Yenge payda akıl mıydı? Bir kavmini kötaradı. Başkasını düşüredi dedi. Degende haligi kişi karab durup ey Abu Hamid düşünginizde şuna sana sizi örgütken zatke köprak salavat aydın dedi. Qarang qaysi darajada. Bular Allohga duo qilib iltijo qilsa, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam kelib o'zi javobni beryapti. Nuriddin Zangida hayotini o'qidigan mana oxirgi kunlarda. Payg'ambarimiz u kishini tushiga kelib, meni mana bu ikkita sariq odamdan qutqargin deb 3 marta tushiga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishga buyuryapti. Bu tanlab olingan bandalar, birodarlar. Shunday qilib, Imom G'azzoli birodarlar şimdi bir hürmet etibariye egeb oldu. Halifeler o kişi bilen yakın buluşuyor ki onlardı. Abbasi halifelerden Muqtadi billah o kişiden ayrılmışlardan iltimas kıpır aradı. Ondan ki yenge halife, halife Mustazhir billah İmam Gazzali'nin özgü dostu aradı. Ve bana şu halifenin talabına göre, ana şu batinilerine karşı yazgen raddiye kitabı Mustazhir diye yazgen adı. İmam Gazzali hürmet etibarını çok kısa çıktı buradalar. Bu dünyada intiliş mümkün bugün hemen nasıl erişti. Yani bizi zamanda tırbilerken de kolunu kayak açıyorsa yetti. İlim, marifet, hürmet etibar, şan, şükret hemen nasıl o kişinin kolu da boğuldu. Lekin o kişinin kalbi bari kaçırdı. Nemege? O kişi de hala ilmul yakin yok idi. İlmul yakin yok idi. İçi de nafsani küreş başlandı. Hamma haqiqatni anglab yetishlikka harakat qilar edi.
Şunun için barça şan-şuhrattan özünü alıp kaçadigan buldu. Çukur atrofilicha ilmiy bahslar, izlanishlar olib borishi uchun odamlardan ajralishlikni niyat qildi. Birodarlar, İmom Abu Hamid G'azzoliy insonning nafsi, insonning qalbi haqida gapirgandaqa boshqa bironta olim gapirgan emas. 10 yil odamlardan ajrab, uzlatda yashab, o'zini nafsini tarbiyasi bilan shug'ullangan. 10 yil o'zini nafsini tarbiyasi bilan shug'ullangan. Ve Alloh taolo mana shunday qilganligi uchun boshqalarga bildirmagan hikmatni, boshqalarga ochmagan hikmatni ochgan. Bu maqsadiga erishish uchun imom Bag'dodni tark qilib, to'liq saodatni izlab ilmiy safarga chiqdi. Imom G'azzoliy shu vaqtda odamlar qaysi ilmlar bilan mashg'ul bo'lyapti, qarab chuqur o'rganib chiqdi. U davrda asosan 4 ta toifa bor edi odamlarning ichida ko'zga ko'ringan. Birinchisi filosoflar. Filosoflar. Falsafa shunaqa ilmki, boshi bor, oxiri yo'q dengiz u. Bu shunday bir dengizki, bir marta tushsangiz, qaytib chiqa olmaysiz undan. Agar iymon e'tiqod bo'lmasa, Qur'on hadis bo'lmasa. Ikkinchi toifa mutakallimlar. Uchinchisi botiniylar, to'rtinchisi mutasavviflar. Mana shu to'ralar toifa bir-biri bilan doim bahs qilardi. Biz haqmiz, haq ilm bizda, ammo İmomi G'azzoliy mana shularni qaysinisi haq, qaysinisi botil ekanligini aniqlashlikka kirishdi va juda ham katta mehnatga qo'l urdi. Mana shu qilmoqchi bo'lgan ishidan maqsadi birodarlar, ahli sunnani muhofaza qilish aqidasini bid'atdan, zalolatdan qo'rishlik edi. İmomi G'azzoliy mana shu haqiqatni izlashga kirishar ekan, xulosasida qalbida bir shubha shak paydo bo'ldi. Madrasada dars berishlikka qiziqishi ham ishtiyoqi ham qolmadi. G'ami haqiqatni topishlik. Mana shu shubhalanishlik, ikkilanishlik holatida 6 oy qolib ketdi. 6 oy. So'ngra Bag'dodni tark qilib chiqib ketdi. Oilasiga kerak narsani taylab berganidan keyin Shomga borib 2 yil shu yerda turdi. E'tikof o'tirdi, zikrda bo'ldi, uzlatda bo'ldi. O'zini nafsini tarbiyalash, ruhini chiniqtirish qalbini musaffo qilish bilan, axloqini tuzatishlik bilan mashg'ul bo'ldi. 2 yil birodarlar, 2 yil. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, o'zini tarbiya qildi. Shoyat Alloh shunday qilsa, qalbini Allohga bo'shatsa, boshqalarga bildirmagan bir haqiqatni, ilmni bersa. Keyin Shomga Quddusga qarab ketdi. Sahro masjidida o'zini berkitib, bu yerda ham e'tikof o'tirdi. Mana shu vaqtda o'zining eng mashhur asari Ihyoi Ulumiddin, din ilmlarini tiriltirishlik deb nomlanadigan kitobini yozdi. Mana shu kitobi eng ulug' kitobi hisoblanadi. Ko'p vaqt o'tmasdan yana Damashqqa qaytdi. U yerga borib Ummaviylarning jamiyasida yana e'tikof o'tirdi. O'sha yili haj qilishni niyat qilib 489-yilda haj qilgani Makka mukarramaga bordi. Qaytishda Madinaga kirdi, keyin Damashqqa. Damashqqa kelganda ham shunga dars bermadi. Faqat ibodat, ruhoniyat bilan Allohning qudrati to'g'risida chuqur o'rganish bilan mashg'ul bo'ldi. Keyin Bag'dodga keldi, ammo dars bermadi. Keyin Xurosonga ketdi. Shunday qilib 10 yil o'zini nafsi bilan ovora bo'ldi. Ibn Kasir aytadi. İmom G'azzoliy ko'p ilmlarda puxta edi. Turli fanlar bo'yicha uni ko'p ta'lifotlari musulmonlar orasida keng tarqalgan. U o'ta bilimli va aytayotgan narsasining olimi edi. U kishini o'zi aytgan gapi hikmatli ekan hammasi. Juda ko'p hikmatli so'zlari bor ekan, men bir 3-tasini tanlab keldim. Yoshlar, diqqat qilib turinglar. Abu Hamid G'azzoliyning hikmatlaridan. Fisq va ma'siyatni davomiy suratda ko'rib turishlik qalbingda ularga bo'lgan karohiyatni ketkizib yuboradi. Va ular sen uchun oddiy narsaga aylanib qoladi. Bir gunohni doim ko'rasan, doim shu gunohni ishidasan, sen qilmasang ham boshqalardagini ko'rasan gunohini. Shu ko'raverishliging shu gunohni seni qalbingga karih qilmaydi, ko'nikib qolasan. Qaytarib aytamiz. Fisq va ma'siyatni davomiy suratda ko'rib turishlik qalbingda ularga bo'lgan karohiyatni ketkizib yuboradi va ular sen uchun oddiy narsaga aylanib qoladi. Shuning uchun g'ibat qalblar uchun yengil bo'lib qoldi. Agar odamlar bir faqihning qo'lida tilla uzugini ko'rsa, buni darrov inkor qilishadi,
Ama gıybetke parva kılış mıydı? Ve halen ki gıybet ağırra günahıdır. Doğru mu? Bilesinler mi? Gıybette Allah Ta'ala vela ayakta bağdukun bağda. Biriler ikincilerde gıybet kımeledir. Kur'an'da etken. Kur'an bile haram bu. Tillevzi takışlı peygamberimizin sözü bile haram. Kaysınızın günahı ağırra. Aslılar ölgen akeledi göşünü yiyişliydi hale esiler mi deyipti Allah? Ana yaman kördüler mi deyipti? Gıybet şuna kadar katta günah. Lekin daimi biz içimizde bu durganlık için günahlığı muhmey kaldı bizge. İmam Gazali aytadı. Saadet nime saadet? Saadet kişi özünün nefsine ege buluşudur. Kişi özünün nefsine ege bulsa, nefsini cilalayan bulsa, şu adam saadetli. Şakavat kişi ge onun nefsi ege buluşu. Nefsi onge ege buluyen kişi baksız adam. Bu iktisadi ahvalı, salih ahvalı kandaya buluşan katli nazar. Keyin hikmeti. Mulayim söz taştan kattık dillerini yumuşatadı. Dağal söz ipekden mulayim kalplerini taş diye katıradı. Demek mulayim söz taş diye kattık dillerini yumuşatadı. Dağal söz, ipeydeki mülayim kalplarını taş diye katıradı. Yaşı gap bilen ilanıdan çıkadı, yaman gap bilen kılıç kınıdan çıkadı, bıçak kınıdan çıkadı. Kengisi, Allah'a da etibar verasılar buradalar. Bu bizge tekişli, bu biz hakkımızda. Kanaka hikmet eken. Hani bu adam insan zatını, kalbini körüp, örgenip çıkan insan. Allah da Allah bu kişiyi açken, bana şu kalbi ilimlerde başka burayı açmayan. O kişi aytadı. Bilimsiz kişiler sükut kılışkeni de halayık arası da ıhtılaflar kemiği aradı. Biz bilmediğinler yapıramız. Şunun için ıhtılaf tüyeme yaptı hayatımızı buradalar. Bu natara bu dedi. Bu damla dedi fasık dedi. Bu dedi münafık. Bunun topkanı haram dedi. Sen kadın bilesen ne? Sen ilmiyin bağımı fatuva etkeni. Bilimsiz kişiler cin turuşluydu bilişkeni de adamlarda arası da ıhtılaflar kemiyen bol arada. Kelele buradalar, bizi mütehassisliğimiz bulmayan, bizi sahamız bulmayan işkeni makamelik. Tötte hadis. Ulamalar aytadı, bana şu tötte hadis, İslami hulklarda özde camlegen. Tört ana hadis. Kim bana şu tötte hadis ki amal kısa, İslami hulk egesi mendesi adaşmıydı. Bittesi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Özüge, yaxshi ko'rgan narsani birodariga ravo ko'rmaguncha kişi imonli bo'lmaydi. Demek qalbga tegishlik. La taghzab va lakal janna. G'azablanma, jannat seniki bo'ladi. Man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, foydali gapirsin yoki jim tursin. Neşte oldu? Min husn islamil mar tarkuhu ma la yanihi. Kişi unga dahil bo'lmagan işlerge aralashmayotganligi, unga aloqasi bo'lmagan gaplarni gapirmayotganligi islomining go'zalligidandir. Demak, mana shu to'rtta hadisda kim o'zini hayotda tatbiq qila olsa, islomiy xulq egasi manda bo'lsin. Kerak emas gapni gapirmaydi. Unga dahil bo'lmagan ishga aralasha olmaydi. Nerist kıl olmaydı ve Müslümanlığa nisbeten kalbi saf. Zora bunu kadar bulsa. Demek bilimsiz kişiler sükut kılıçta bilişkeni de adamlarda arasındaki hılaf kemiyen bulardı. Kengisiyen bizi zamanımızda cüdeyen mas yigitler. Kalim şüphayetten boyunakken. Eğer bir fakihnin koludaki bar narsası fakat gene fikh bulsa hamda odamlarni zalolatda va kufrda ayblashga kirishib ketgan bo'lsa, bas undan yuz o'gir. Qalbingni va tilingni u bilan ovora qilma. Agar bir faqihning qo'lidagi bor narsasi faqatgina fiqh bo'lsa, hamda odamlarni zalolatda va kufrda ayblashga kirishib ketgan bo'lsa, bas undan yuz o'gir.
qalbingni va tilingni u bilan ovora qilma. Bormi hozir ukalar shu narsa? Bor. Faqat fosiq, munofiq, kofir ular ibodat qilmas, anaqa manaqa. Bunaqa odamlarni esdan chiqar, qalbing bilan tilingni ular bilan ovora qilma deb aytayapti. Kim? Abu Hamid G'azzoliy. Bu kishi bunaqalarni ko'pini ko'rgan ekan, 1000 yil buni ko'rib qo'ygan ekan bunaqalarni. Ehtimol Imom G'azzoliyni o'zgarishiga sabab mana shunday bir holatga tushib qolishiga sabab ko'p ilmlarni o'rganganligi, chuqur ilmlarni o'rganganligi, dars olib dars bergani sabab bo'lgandir. Keling, mana shu 10 yil faqat o'zini nafsini tarbiyasi bilan ovora bo'lish uchun chiqib ketishligini o'zidan eshitamiz. Nima sababdan chiqib ketganligini. Imom G'azzoliy aytadi. Men sufi olimlardan bo'lgan Abu Tolib Makkining Qutul Qulub va Xoris al-Muhasibining va Junaydning ruhoniyat haqidagi kitoblarini o'qir ekanman. Ularning so'z egalari emas, balki holat va vaziyat olimlari ekanini bildim. Ulardan falsafa, ilmi kalom, aqoid, botiniya, sufiya darslarini o'rgandim. Natijada ularning barchasini mushkullarini topdim. İçimdagi bir tuyg'u bilan ularning so'z egalari emasligini bildim. Shunda o'ylanib qoldim. Ilm talab qilish yo'li o'qish va eshitish bilan hosil qilinadigan narsaga erishdim. O'qib eshitib o'rganadigan narsani o'rganib bo'ldim. Endi inson eshitishi va o'qishi bilan erisha olmaydigan, balki sulukiyati bilan topiladigan ilm qolganini his qildim. Maqsad oxirat saodati. Menga oxiratning saodatiga erishish faqatgina taqvo, xoy havasini tiyish bilan bo'lishi ma'lum bo'ldi. Mana shu narsaga harakat qildim. Taqvoni hosil qilishdagi birinchi ish qalbning dunyo bilan bo'lgan aloqasini uzishlik va bu yolg'on dunyodan chetlanib abadiylik hovlisiga yuz tutishlik ekanini bildim. Shunday qildim. Ammo buni o'zi ham oz ekan. Maqsadga yetish bu bilan ham to'liq bo'lmas ekan. Yana shon-shuhrat, obro'-e'tibor, mol-u dunyodan ham yuz o'girish lozim ekan. Oxirat saodatiga yetish yo'lidagi harakatimda davom etdim. Men mol-u davlat, shon-shuhratga sho'ng'igan ekanman. Endi nima qilaman? Qani shu darajaga yetgan olim o'zini dunyoga berilib ketganman deb baho beryapti. Qachon? Ana shu nafs tarbiyasini ulamolari bilan gaplashganidan keyin, qalbini tarbiyasi bilan shug'ullanishni boshlaganidan keyin. Endi agar bu kishining qalbi dunyo bilan avorib ketgan bo'lsa, bizning qalblarimiz nima bo'ldi ekan? Nima bilan shug'ullaning? Vaqtini nimaga sarf qilaman? Amallarini kuzatdim. Dars berishligim eng yaxshi yo'l ekanini angladim va shunday qildim. Keyin qaysi ilmlardan dars berayotganimga ham qaradim. Nima uchun aqidadan, usuldan dars beryapman? Niyatimga qaradim. O'zimni diqqat bilan kuzatdim. Subhanalloh. Bu ulamolarni, ulug' insonlarning hayotini o'qisangiz, bunaqa qissani topasiz. Aytyapmiz-ku, insonni nafsi, qalbini tarbiyasi bo'yicha Abu Hamid G'azzoliydagi olim bo'lgan emas. Faqat Allohning roziligini deb emas, balki shon-shuhrat, obro'ni deb dars berayotganligimni tushundim. Shunda xorlik, jarligi yoqasiga kelib qolganimni angladim. Yo'q, xorlik emas, jahannam jarligiga kelib qolibman. Agar bu yomon holatimni tuzatmasam, do'zax chuquriga qulashimda shubha yo'q edi. O'ylandim. Qanday yo'l tutish kerak? Oxiratga yuzlanishlik kerak. Ammo men dunyoga iqbol qilgan insonlardan edim. Bag'dodni va undagi hamma narsani tashlab chiqib ketishni o'ylardim, ammo yana ikkilanardim. Bir qadamni oldinga bossam, ikkinchisini orqaga bosar edim. Ertalab chiqib ketishga shavqim uyg'onsa, kech kelganimda u shavqdan asar ham qolmas edi. Dunyo meni o'ziga tortar edi. Bag'dodda qolishim uchun o'zining bor obro'yi, ziynati, shahvati va hashami bilan meni o'ziga mahliyo qilar edi. Qalbimdagi iymonim menga safar qil deb nido qilar edi. Safar qil, umring ozgina qoldi. Oldingdagi safar esa juda ham uzoq. Imom G'azzoliyni iymoni shunday deb nido qilyapti. Seni ilming, amaling barchasi riyo, barchasi bekor. Hozir oxiratingga tayyorgarlik ko'rmasang, qachon tayyorgarlik ko'rasan? Seni oxiratdan to'sayotgan to'siqlarni hozir olib tashlamasang, qachon olib tashlaysan? Imom G'azzoliy davom etadi. Yana dunyodan voz kechishga, uning shahvatlaridan qochishga niyat qilgan vaqtimda shayton kelib vasvasa qilar edi. Seni qiynayotgan bu holat
Bu o'tkinchi, ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Uni o'zining holiga qo'y. Qilmoqchi bo'lgan ishingni qara. Dunyodan voz kechmoqchimisan? Shuncha obro' e'tibordan-a? Shuncha shogirdlar shon-shuhratdan ha ruhoniyatinga ozgina e'tibor qilsang, buni zarari yo'q. Ammo dunyodan voz kechma. Bu din ishidan emas. Haqiqatan tarki dunyochilik yo'q birodarlar islomda. Musulmonlardan birodarlar o'lmaydigandaqa dunyoda tijoratini, mehnatini qiladi. O'lmaydigandaqa. Lekin hozir o'lib qoladigandaqa ibodatni ham qiladi. Birini ikkinchisini o'tkazib olmaydi. Shunday deb bas-basa qilaverdi. Men nafsimni dunyoga chaqirishi va iymonimni oxiratga chaqirishning orasida 6 oy qolib ketdim. 6 oy qolib ketdim. Va Alloh taologa uni madadiga muhtoj bo'lib o'ziga duo qildim. Alloh duoimni ijobat qildi. Men mol dunyodan, bola chaqadan, yori do'stlardan ajralishimni oson qildi. Qarorni ixtiyor emas, majbur qilib qo'ydi. Tilim aylanmay qoldi. Duosi ijobat bo'lganimi shu? Dars aytishga imkon yo'q. Talabalarimni ko'ngli uchun bo'lsa ham ozgina xursand qilib qo'yib deb dars aytay desam, bitta so'zni ham aytishga qodir bo'lmay qoldim. Ojiz bo'ldim. Robbimga oldida hech qanday chorasi yo'q. Mustor kishining duosini qildim, Alloh duoimni ijobat qildi. Shunday qilib birodarlar, Imom G'azzoli dunyoni zeb zinatidan, hashamidan voz kechib safar qilishlikka qaror qildi. O'zi Imom G'azzolida o'yotgan martabasi birodarlar milliardlagan odamlardan bitta ikkitasiga nasib qiladi. Lekin mana shu martabaga yetib turib ham to'xtab qolmadi. O'sishlikka intildi, Alloh taolo boshqalar yopib bo'lgan eshiklarni ochib qo'ydi. Aytib o'tganimizdek, Shomga, Baytul Maqdisga safar qildi. Makkaga, Madinaga bordi. U yerda ham dars bermadi. Damashqqa keldi, u yerda ham dars bermadi. 10 yil faqat o'zini, nafsini, qalbini tarbiyasi bilan mashg'ul bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrofil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. O'tgan darsimizda birodarlar Abu Hamid G'azzoliyning hayotini o'qishni boshlagan edik, bugun inshaalloh davom etkizgan bo'lamiz. Biz Imom G'azzoliyning ilm olishdagi sa'y harakati, martabasi haqida, mashhur vazir Nizomul Mulk asos solgan eng katta madrasa, Nizomul Mulk madrasasida ustozlik qilganini, topgan shon-shuhratini aytib o'tdik. Imom G'azzoliy mana shularning hammasidan voz kechib, oxiratga yuz tutganini, insonlardan chetlanib 10 yil yurganini aytib o'tdik. Keyin imom o'zining yurtiga qaytib keldi. Unda bir necha yil uzlatda yashadi. Mana shu narsa u kishining holatini o'zgartirdi. Insonning botini, qalbi haqida Imom G'azzoliy gapirganidek hech bir olim gapirmagan deb aytdik. Chunki Imom G'azzoliy o'zini nafsini tarbiyasi bilan 10 yildan ortiqroq muddat shug'ullandi. Uning bu uzlati vazir Nizomul Mulkning o'g'li Faxrul Mulk Ali Nishopurda otasini o'rniga o'tirgunicha davom etdi. Faxrul Mulk otasini ishini davom ettirmoqchi bo'ldi. Yana Nizomiya madrasasini rivojlantirishlikni xohladi. Imom G'azzoliydan shu madrasada dars berishini so'ralib qattiq turib oldi, imom uni talabiga ko'ndi. Ammo imomning bu yerda ishlashligi bor yo'g'i 2 yilgina davom etdi. 2 yilgina talabalarga dars berdi. Sababi botiniylar tomonidan Faxrul Mulk Ali vahshiylarcha qatl qilingan edi. Shundan keyin Imom G'azzoliy Tusga ketdi. U yerda bir bino qurdi va unda sofiylarga dars berib, to vafot etgunicha shu yerda yashadi. Biz yuqorida aytganlarimiz Imom G'azzoliy haqida aytiladigan umumiy so'zlar edi. Endi Imom G'azzoliyning ummatga va bashariyatga bo'lgan ta'sirini, asarini ko'rib chiqamiz. Imom G'azzoliy manhajiy da'vat egasi edi. U o'zining yoshlik chog'ida risolat egasi ekanligini his qildi. Bir muddat bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan diniy firqalar aynigan har xil fikrlar orasidagi chang-to'zonli doiralar orasida ham bo'ldi. U davrlardagi fikriy qarashlar hozirgi davrdagidan bir necha barobar qattiqroq edi. Yana u firqalarni bir-biriga qarshiligi ham kuchliroq edi. Yana u firqalar hozirgi zamonimizdagi firqalardan ko'ra 10 barobar ko'proq ham edi. Va ularning har bittasi o'zini haqdaman deb bilar edi.
Fırkalar dolasındaki bana şunarsa dikkat etibar katılışı zarur bulgen muammalardan idi. İhtimal bana şunarsa İmam-ı Gazali'nin öşe taife fırkalarını örgenişke, kitaplar yazışke, ular bilan bahs münazara kılışke undagendir. İmam-ı Gazali şunday muhutta ulguyuşu, aklını yetuk ve puhta buluşu, vicdanını pak ve barqaror buluşuge sebep oldu. İmam-ı Gazali ümmetinin muammalardan yüzü girmez. Belki unga yechim qidirar ve ularını hal qilar edi. Demek, birodarlar, İmam Gazali yaşagan orta asırlarda gaybiyat olami haqida falsafi tortishuvlar juda ham ajoyib ketgan edi. Bu tortishuvlarda hamma, jumladan musulmonlar ham ishtirok etar edi. Ammo aynan musulmonlar ichidan mazkur tortishuvlardan odamlarga hech qanday naf yo'qligini anglab yetganlar ham chiqdi. O'shularning eng ulug'i Hujjatul Islom Abu Hamid Gazali rahmatullohi alayhi edilar. İmam Gazali falsafanı çukur örgengen ediler. İmam falsafanın en katta hatalarından biri gayb olamı, metafizika haqidagi tortishuvlar ekanini açık aydın aytdilar. Misol uchun olamın azaliyligi yoki keyin paydo bo'lganligi haqidagi masala. Qadimdan filosoflar bu masalada ikkiga bo'linib olib tortishib kelishgan. Ba'zilari olam azali, qadimiy desa, boshqalari olam hodis, ya'ni keyin paydo bo'lgan deyishar edi. Ikki taraf ham o'zini gapini to'g'riligi aqliy dalil olib kelar edi. Imom G'azzoli aytadi, mana shu masalada bu tortishuv bundan keyin qiyomatgacha ham davom etaveradi. Ya'ni olamni qadim yoki hodisligi haqidagi tortishuv. Ammo undan odamlarga zarracha foyda bo'lmaydi. O'zlari ichida turgan olamning asli haqida tortishuvni ularga kim qo'yibdi? Biror narsaga baho berish uchun baho beruvchilar uning tashqarisida bo'lishlari kerak. Shu olamning ichida turgan odam uning azali yoki yangi paydo bo'lganini qayerdan ham bilsin? Uning o'rniga inson qo'l ostida turgan narsalarni o'rganishga harakat qilish kerak, deradi Abu Hamid G'azali. Inson aql doirasidan tashqarida ming tortishsa ham foyda bermaydigan g'aybiy olam, metafizikaga oid ma'lumotlarni esa tayyor, ishonchli manbadan, ya'ni Alloh taoloning o'zi dinlar orqali bergan xabarlaridan olishni taklif qilardi. Imom G'azzoli o'zining shaxsiyatida kamdan-kam inson jamlashga qodir bo'ladigan narsalarni jamlay oldi. Tasavvufning ruhoniyatini ibodat sofligi bilan jamladi. Pokiza qalb, vijdon va mustahkam iymonni dunyodan zohidlik bilan birga jamladi. Yana fikriy hurriyatni, itoatni va ra'ydagi shijoatni ham birlashtira oldi. Imom G'azzoli nazarida falsafa va aqlga bo'lgan diqqat, e'tibor shariat hukmi doirasida bo'lishligi kerak. Yana qaytaramiz. Imom G'azzoli nazarida falsafa va aqlga bo'lgan diqqat, e'tibor shariat hukmi doirasida bo'lish kerak edi. Imom G'azzoli uchun sog'lom aqidani himoya qilish va bu ishda xolis bo'lish asosiy maqsad edi. Shu davrda ummat orasida ikki ulkan davlat orasida nizo paydo bo'lgan edi. Bularning biri Saljuqiylar davlati. Ular ahli sunna bo'lgan turkiylar edi. Ular sunnatni mahkam ushlagan kishilar bo'lishgan. Ikkinchisi esa Fotimiylar davlati. Haqdan adashgan, zalolatga botgan botiniy Ismoiliylar davlati. Ikki davlat o'rtasidagi bu holat xatarli tus olgan edi. Nizomul Mulk va uning o'g'li ummatni haqdan ozgan, narigi davlatdan himoya qilish haqida qayg'urib, bu ishni uddalay oladigan ahli sunnaning kibor ulamolarini izlashar edi. Bu ikki davlat o'rtasidagi bir-biriga hovliqish avval fikriy jabhada, so'ngra siyosiy jabhada bo'ldi. Mana shunday qiyin davrda Imom G'azzolining shaxsiyatini ulug'ligi ko'zga ko'rindi. Imom botiniylarga qarshi turishda ulamolarning eng peshqadamlaridan edi. Imomning peshqadamligi uning zalolatdan qutqaruvchi, botiniylikning sharmandaliklari, falsafaning kuchsizlanishi nomli kitoblarda yaqqol ko'rindi. Botiniylarning fikrining asosi falsafa edi. Imom G'azzoli
o'zining Al-Munqiz minad Dalal nomli kitobida botiniylar haqida jumladan quyidagilarni aytadilar. Ularda fikrlar zulmatidan najot beruvchi shifodan hech vaqo yo'q. Ularga murosa uchun muomala qilib, ta'limga va ma'sum imomga ehtiyoj borligini tasdiqlab tayin qilgan imomlarini so'rasak, dalil keltirishdan ojiz qoldilar. So'ngra ulardan o'sha ma'sumdan olgan ilmlari haqida so'radik va ba'zi ishkollarni arz qilganimizda javob berish u yoqda tursin, masalani o'zini ham tushuna olmadilar. Ojiz qolganlardan keyin masalani g'oyib imomga oshirdilar va uning oldiga safar qilish zarur dedilar. Ajablanarlisi, ular umrlarini yo'q muallimni axtarish ila zoya qilganlar va biron narsani o'rganmaganlar. Xuddi najosatga botib qolib, tozalanish uchun suv izlab, uni topganda ishlatmay ifloslikni ichida qolaverganlarga o'xshaydilar. Imom G'azzoliy 5-chi hijriy asrning mujaddidi bo'lib yetishdi. Uning bu maqomga yetgani boshqa kitoblarga o'xshamagan durdona kitobi Ihyoi Ulumiddin kitobida ochiq va ravshan ko'rinadi. Imom G'azzoliy aytib o'tganimizdek nodir, o'zgacha inson edi. O'z asrining eng aqlli, shijoatli, jur'atli, zukko faylasofi edi. Imom G'azzoliy o'sha zamonda keng tarqalib ketgan, ko'p firqalarga qarshi bo'lgan tanqidiy fikrlarni xolis islom uchun quvvat va hujjat bilan ochiq aytdi. Bundan maqsadi faqatgina Allohning rizosi, sog'lom aqidani saqlash edi. Imom G'azzoliy o'zining bor kuchini Fotimiylar davlatidagi adashgan botiniy Ismoiliylarga qarshi sarf qildi. Xalifa Mustazhir Imom G'azzoliyga 487 yilda bularga qarshi bir raddiya kitob yozing deb buyurgan edi. Shunda Imom G'azzoliy o'zining Botiniylikning sharmandaliklari nomli asarini yozdi va mana shu kitobi botiniylarga qattiq zarba bo'ldi. Bu o'rinda Imom G'azzoliyning shijoati e'tiborga molik. Botiniylarning ishi yuksalgan, ularning kishilari har tarafga tarqalgan, xaloyiqni qo'rqitgan, ularni tinchligiga tajovuz qilgan vaqtida Forsda turib ular o'zlariga qasrlar va qal'alar qurib olishgan. Ularga kim qarshi bo'lsa, u qarshi bo'lgan odam qanaqa inson bo'lishidan qat'i nazar qatl qilishni uddalayotgan edilar. Ularni to'xtatishga qilingan harakatlar esa fashalga yuzlayotgan edi. Vazir Nizomul Mulkni va uning o'g'lini qatl qilganlar ham aynan mana shu botiniylar edi. Mana shuncha katta xatarni borligiga qaramasdan Imom G'azzoliy ularga qattiq raddiyalar berib, ularga qarshi ishlarni ochiq olib bordilar, qo'rqmadilar. Ha, bu o'rinda davlat boshlig'i imomdan shu ishni talab qilgan edi. Lekin bundan avval ham imom o'zi botiniylarga qarshi qilayotgan ishlari bor edi. Sultonning qudrati va muxlis ulamolarning harakati bir bo'lib, islomning maqsadlarini amalga oshirayotgani albatta yaxshi narsa edi. Imom G'azzoliy o'zining falsafasida ilmni mahkam tutib, haqiqatni qidirish lozimligini uqtirar edi. Imom G'azzoliyning hamma kitoblari o'ta ahamiyatli hisoblanadi. Ammo ularning ichida Ihyoi Ulumiddin kitobi alohida e'tibor qozongan kitob. Bu kitobni hamma olimlar va talib ilmlar o'qigan va o'qimoqdalar. Abul Qosim ibn Asokir aytadi: "Men Imom Abul Hasan, Ali ibn Muslim, ibn Muhammad, ibn Ali, Al-Fath ibn Ali as-Salamning Damashqda kursisizda o'tirib shunday deganini eshitganman. Abu Alqamadan bo'lgan bu so'zni zikr qilib dedi. 1-asrning mujaddidi Umar ibn Abdul Aziz edi. 2-asrning mujaddidi Ash-Shofiyi edi. 3-asrning mujaddidi Ash'ari edi. 4-asrning mujaddidi Ibnul Baqilloni edi. 5-asrning mujaddidi Amirul Mu'min Al-Mustarshidu Billah. Ibn Asokir davom etib aytadi: "Mening nazarimda 5-asrning mujaddidi Abu Hamid G'azzoliy edi. U o'zining Xuroson, Suriya va Iroqdagi zamondoshlaridan o'zib ketgan edi.
Şafii mezhebinin uluğ şeyhi Qaziyul Quzat Tajuddin As-Subki aytadi, öz asrining sayyidi, zamonining barakati bo'lgan Arif Abul Hasan Ash-Shazoli Rasulullohni o'zining tushida ko'rdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Musa va Iso alayhimussalomlarga maqtanib, sizlarning ummatingiz orasida mana shunday olim bormi dedi. U ikkisi ham yo'q deb javob berishdi. İmam Ghazali'nin ilim babıdaki en zayıf yeri hadis ilmi ekenini hemen zikir kıladı. Bu kişinin özleri hem bu nüksanını anlayıp ömrünü ahriye kıyanda bana şu hadis ilmini egelleşki katta hareket kıyan. Hadis alımlarından İmam Buhari ve Müslümlerinin sahihlerini okup bulgenden keyin vefat etken. İmam Ghazali 505. Hicri senenin 14. Cuma'dır ahirada Tabaranda vefat etti. Allah Subhanahu ve Teala Abu Hamid Ghazali rahmetullahi aleyhini özünü Firdevs-ül A'la cennetleri bilen mükafatlasın. Siz bilen bizge bu ulu imamı hayatını okup örgenip bu kişiden kalgen ülken ilmi mirasını okup ondan faydalanıp özümüzge bir fayda, ibret namun alıştığı barçalımızge nasip etken basın. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته